Çünkü neydi? Mesela hani yürütme bir kere daha önce yasamayı bloke ediyordu. Yani bu doğal bir blokaj. Yürütme bunu kasıtlı kurguladığı için değil. Doğal bir sonucu bu. Çünkü yasamanın içinden çıkan bir Bravo. yürütme var. O çoğunun içinden çıkıyor. Çoğunun içinde yürütme çıkıyor ama mesleki çoğunluk duruyor. Şimdi o yürütmenin çıktığı o çoğunluk burayı da bloke ediyordu. Dolayısıyla gelen yasa yürütme tarif ediyordu, gruba gönderiyordu. Komisyon zaten hani kendi partisinden gelmiş buna çok itiraz etmiyordu. Şekli bir tartışma oluyordu. Kabul edenler, etmeyenler, çoğunluk Ona da AK Parti'de. katılmıyorum. Şekli tartışmaya katılmıyorum. Ziya biz çok uzun zamanlar burada komisyonlarda yasanın çıkmasını izledik. Sen de izlemişsindir. Evet. Uzmanlar gelirdi, sivil toplum örgütleri gelirdi, Eksiklerini eksikler görürdü. Evet. görülürdü, muhalefetin katacağı bir şeyler O var daha mı? çok olacak O şimdi. görülürdü. Şimdi daha etkin komisyonlar Aynen göreceğiz. öyle. Şimdi çok daha etkin olacak. Tam da işte bunu söylüyordum. Yani çünkü burası yasa yapacak. Yasa yapan burası olacak. Yani AK Parti bir şey teklif ettiği anda o komisyonda elden geçecek, son şekli verilecek. Dolayısıyla bu o anlamda önemli. Yani sistem artık böyle, yani eğer becerebilirsek Bir de böyle bir o opsiyon tarafını koyarak koymak lazım. söyleyeyim, çünkü yani sonuçta bu tarih kayıtlara geçecek ve yarın birileri önümüze çıkarabilecek bunu. Eğer becerebilirsek, kağıt üzerinde teorik olarak kurduğumuz bu yeni sistem oturtabilirsek, asıl erkler ayrımı dediğimiz şey tam da şimdi olacak. Yani yasama, yürütme, yargı. Üçü birbirinden ayrı ama hepsini eş güdümlü sağlayan üstte seçilmiş bir cumhurbaşkanı. Becerebilirsek asıl şimdi. Yani yasamayla yürütmenin ayrımı şimdi başladı. Meclis başkanı seçimiyle birlikte başladı.